Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım'ın bu akşamki konuğu HDP Eş Genel Başkanı, aynı Eş Genel Başkan Yardımcısı ama aynı zamanda avukat Serhat Eren. Kendisinden HDP'ye yönelik baskıları ve Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yapılan hazine yardımının geçici olarak bloke edilmesi kararını soracağız. Hem de HDP hakkındaki kapatılma davasının etkilerini değerlendirecek Sayın Eren. Sayın Eren, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. HDP Eş Genel Başkanlığı dedim ama sonradan düzelttim. Eş Genel Başkan Yardımcısı hem de hukuk işlerinden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısınız siz. Biz sizinle görüştüğümüzde 6 Ocak'ta açıklanacağını kararlaştırmıştık. Birdenbire 5 Ocak diye bir tarih çıktı. Nereden çıktı bu? Ya doğrusu yani bütün bu süreci işte HDP'nin hesaplarına bloke konulması yönündeki başsavcının taleplerinin 19 Aralık'ta sunulduğu tarihten itibaren biz bütün süreci maalesef basından öğrenmeye çalıştık. Anadolu Ajansı'ndan öğrenmeye çalıştık. Dolayısıyla bizim basından öğrendiğimiz 5 Ocak'a kadar YRT Cumhuriyet Başsavcısının dilekçesini, somut gerekçelerini sunması için Anayasa Mahkemesi tarafından kendisine işte bildirimde bulunulduğu, YRT Cumhuriyet Başsavcısının 5 Ocak'ta somut gerekçelerini sunduktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin de 6 Ocak'ta buna ilişkin bloke bırakılması konusunda savcının talebiyle ilgili karar vereceğini basından öğrenmiştik. Fakat yine basından öğrendik. YRT Cumhuriyet Başsavcısı 4 Ocak'ta dilekçesini sunmuş. Anayasa Mahkemesi de 6 Ocak'ta aslında yani toplanacakken 5 Ocak'ta toplanacağını duyurmuştu basına. Yani tabii birçok yani hani nedeni olabileceğini düşünüyorum. Yani 10 Ocak tarihine kadar hazine yardımının yapılacağını bekliyorduk. Tabii araya tabii hafta sonu giriyor. Yani bugün işte normalde bugün karar alınması gerekiyordu. Ama dün karar aldı. Bugün karar alınması durumunda araya hafta sonu girecek. Belki de bu hazine yardımı yani işte yapılacaktı. Fakat bu hazine yardımının yapılmaması için doğrusu Anayasa Mahkemesi de bir an önce yani işte alelacele hareket edip bloke bırakılması konusunda karar verdi dün itibariyle. Yani temel nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi HDP'nin kuruluşundan bu yana, hatta işte bir gelenek partisidir HDP, onun öncesinde de çok karşılaştıkları süreçler bunlar. Kapatılma, hapse atılma, çalışmaların akamete uğratılmaya, gayretler, baskılar iktidar tarafından. Bu ilk kez yaşanmıyor ve HDP bu konuda bu anlamda çok tecrübeli bir parti. Ne oldu şimdi? Diyelim ki geçici olarak bloke konuldu ama biz hesaplarına bloke koyduk. Biz siyasi olarak başa çıkamadık. Şimdi paramızla dövelim gibi bir pozisyon mu ortaya çıkıyor? Nedir bu? Ya siz de belirttiniz yani HDP ve yani geldiği geleneğe yönelik yani çok uzun yıllardır işte devletin çok yoğun baskısı olduğunu ifade etmek isterim. HDP dönük de özellikle yani 2015 yılından sonra yani 2015 yılından sonra diyorum özellikle yani 2014-15 yılında yürütülen bir çözüm süreci vardı. Bu çözüm sürecinin AKP tarafından yani boşa düşürülmesinden sonra bu defterin kapatılması akabinde HDP'ye, Kürtlere yönelik çok sistematik, ayrımcı, ırkçı bir saldırı ve politika hayata geçirildi. İlkin 2016 yılında işte anayasaya aykırı bir şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreç yaşadık. O süreçte çok sayıda milletvekilimiz gözaltına alındı, tutuklandı. Yine eş başkanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı.
Bu meclis boyutuyla başlayan bir saldırı politikasıydı. Kuşkusuz sonra kayın politikasıyla Kürtlere işte temsilini, Kürtlerin temsilini bulduğu HDP'ye dönük bu sefer kayın politikası devreye koyuldu. Kayın politikasıyla da yetinmediler tabii. Çok boyutlu bir, yani topyekün bir saldırı konseptiyle karşı karşıya kaldı. HDP'nin işte siyasi faaliyetlerini yürütemez, HDP'yi siyasi faaliyetlerini yürütemez hale getirmek, halkla bağını koparmak için işte basın açıklamalarını engellemek, toplantı yürüyüşlerini engellemek gibi bir politika ortaya koydular. Yine partimizin, yani 300, partimize yönelik 340'ı aşkın bir saldırı, fiziki saldırı, partimize yönelik fiziki saldırı yapıldı. Yine en son, yani işte yani kamuoyunun da bildiği üzere, yani bununla da yetinmediler, bu da yetmedi, HDP'yi yine durduramadılar. Deniz Poyraz yoldaşımızı katlettiler. Yani bu buraya kadar gelebildiler. Tabii bütün bu saldırı konseptinin bir parçası da neydi? Bir parçası da yargı üzerinden HDP yönetimini tasfiye etme çabasıydı. Bunların ilki Kobani dosyasıydı. İkincisi kapatma davasıydı. Yani HDP güç getiremeyen, siyaseten, siyasal alanda, yaşamda güç getiremeyen iktidar HDP'yi, yani çok yönlü tasfiye etme politikasını yaşama geçirken aynı zamanda yargı üzerinden de HDP'yi tasfiye etme çabası içerisine girdi. Bunların dediğim gibi ilki Kobani dosyasıydı. Sonra kapatma davasıydı. Kapatma davasını açtılar. Tabii kapatma davasının açılış sürecini de çok iyi biliyoruz. Kamuoyu da çok iyi biliyor. Yani siyasi baskılar, siyasi telkinler sonucu bu davanın açıldığını, hatta yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açarken, açmadan önce MHP'nin, işte HDP'nin kapatılması konusunda kamuoyuna yansıyan çokça açıklamaları oldu. Bu baskıların sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bu dava açıldı. Hatta öyle ki... Burada bir parantez açmak isterim. Anayasa Mahkemesi, yani Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o kadar çok açıklama yaptı ki HDP'nin kapatılması ile ilgili. Bahçeli en sonunda dedi ki ya HDP'yi kapatırsınız ya Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Anayasa Mahkemesi kendisi kapatılmasın diye HDP'ye dava açtı, değil mi? Ya aynen öyle oldu. Yani öyle bir aşamaya geldik ki HDP'nin, işte HDP ile ilgili açılan davada, davanın bir an önce bitirilmemesinden dolayı işte Devlet Bahçeli, ya neden bu davayı hemen sonlandırmıyorsunuz? O zaman Anayasa Mahkemesi kapatılmalı şeklinde beyanlarda da bulundu. Dolayısıyla işte açılan bu kapatma davasının, yani partimize yönelik siyasi linç kampanyaların neticesinde açıldığını belirtmek isterim. En nihayetinde seçim saptı mahalline girdiğimiz bu dönemde 19 Aralık'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir talepte bulundu. Yani HDP partimizin partimize yapılacak hazine yardımının yatırılacağı hesaba bloke konulması talepli dilekçesini aslında 19 Aralık'ta sunmuştu. Aslında 19 Aralık'ta sunmuş olduğu bu talebini partimize yönelik ilk dava açılırken yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sunmuştu. Yine talepte bulunmuştu. Fakat Anayasa Mahkemesi tek bir cümleyle, bakın şunu, yani altını çizmek istiyorum, tek bir cümleyle bu talebi reddetmişti. Tedbir talebinin reddine, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının davalı parti olan HDP'nin hesaplarına bloke koyulması yönündeki talebin reddine karar verilmiştir şeklinde bir karar verdi. Yani tek cümlelik bir karar. Dolayısıyla yani bir buçuk yıl aradan sonra ne değişti? Aslında değişen hiçbir şey yok. Değişen tek şey seçim sathına girmiş olmamız. Yine son zamanlarda işte Devlet Bahçeli'nin, MHP yöneticilerinin HDP'nin bir an önce kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamaları oldu. Tabii biz yani şunu da ifade edeyim. Bu yani HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebinin Kobani davasındaki gelişmeyle paralel olduğunu da ifade etmek isterim. Kobani davasında
Yani buraya da değinmem gerekiyor Kobani davasında. Yani mahkemenin rutini, oturmuş bir rutini vardı. İşte dosyadaki yargılanan arkadaşlarımız beyanda bulunuyorlardı. Mahkeme de dinliyordu. Bir de mahkeme henüz sorgusu yapılmayan 5 arkadaşımızın sorgusunun yapılmasından vazgeçerek savcıdan müdahalesini sunmasını istedi. Yani burada bile bakın bunu isteyen zihniyet, bunu talep eden zihniyet ile kapatma davasında partimizin hesaplarına bloke bırakılmasını isteyen zihniyetin aynı zihniyet olduğunu, tek elden çıktığını, bu talimatın tek bir yerden verildiğini çok rahat ifade edebilirim. Şimdi şeye gelmek gerekirse Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davası ile ilgili, yani 19 Aralık'ta savcı talepte bulunuyor. Savcının talepte bulunduğunu biz yine basından öğrendik. Biz Anayasa Mahkemesi'ne 3 gün önce, biz 3 gün önceye kadar bekledik Anayasa Mahkemesi'nden. Dedik ki Anayasa Mahkemesi savcının, yargıda Cumhuriyet Başsavcısının bu talebini her halükarda, yani yasal olarak, yasal zorunun bir gereği olarak bize tebliğ etmek zorunda. Silahların eşitliği ilkesi gereğince, adil yargılanma ilkesi gereğince yasal olarak eğer savcı bir davada, bir talepte bulunuyorsa, mütalasını sunuyorsa, bir konuda mütalada bulunuyorsa mahkeme savcının bu mütalasına, bu talebini yargılanan tarafa, yani partimize bu talebini gönderir. Partimizin varsa itirazlarını, savunmasını yapmak üzere partimize savunma ve süre verir. Partimiz itirazlarını, savunmasını yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi savcının mütalası ve partimizin savunmasını değerlendirir. Buna göre bir karar verir diye bekliyorum. Fakat Anayasa Mahkemesi son 3 güne kadar bize bir bildirimde bulunmadı. Herhangi bir tebligat yapmadı. Biz bütün bu süreci basından öğrendik. Dolayısıyla biz baktık Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kaygısı yok. Yasaya uygun hareket etme kaygısı yok. Dolayısıyla biz 3 gün önce Anayasa Mahkemesi'ne bir talepte bulunduk. Dedik ki ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bir talebi var. Siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki talebinizle ilgili somut gerekçelerinizi 5 Ocak'a kadar yazılı olarak sunun diyorsunuz. Peki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebinin mahiyetinin ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok. Bakın yani yargılamanın öznesiyiz. Kapatılması istenen partiyiz. Biz Anayasa Mahkemesi'nden bunu bekliyoruz. Diyoruz ki bize gönderin varsa delillerimizi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu talebine veya somut gerekçeleri varsa, bu somut gerekçeler veya delillerini ortaya koymuşsa bunlara karşı itirazlarımızı sunalım. Bunlara karşı savunmamızı yapalım. Siz ikisini birlikte değerlendirin, buna uygun bir karar verin diye bekliyordu. Fakat Anayasa Mahkemesi buna uymadı ve dün itibariyle karar verdi. Verdiği karar yani işte dün de söylemiştim. Yani hukuksuzluğun tarihini yazan bir Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Bir, partimize savunma hakkı tanınmadan böyle bir karar veriyor. Akabinde de karar verdikten sonra varsa itirazlarınızı sunun diyor. Yani aslında kendisi de vermiş olduğu kararla yani şunu itiraf ediyor aslında. Yani ben sizi yargılanan bir parti olarak, kapatılması istenen parti olarak sizi dikkate almıyorum. Ben Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebini dikkate alıyorum. Onun isteklerini esas alıyorum. Dolayısıyla sizin ne dediğiniz, ne diyeceğiniz çok önemli değil. Adil yargılanma, suçunun ispat edilmesi, bunların hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok ve en nihayetinde bir karar verdi. Şimdi bu kararla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani biraz evvel de söylemiştim, hani HDP güç getiremeyen, siyaseten yani HDP'nin mücadelesini durduramayan, yani siyasal iktidar HDP'yi bir şekilde yargı üzerinden durdurmaya çalışıyor. Yargı üzerinden HDP'yi
yani tasfiye etmeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi de dün itibariyle vermiş olduğu kararla aslında iktidarın partimize dönüp tasfiye çabalarına çanak tutmuş durumda. Yani seçim satına girdiğimiz bu süreçte Anayasa Mahkemesi HDP'nin eşit koşullarda, diğer partilerle birlikte eşit koşullarda demokratik bir ortamda seçime girmesini, siyasi parti çalışması yürütmesini ve belki seçim kampanyası yürütmesini engelleyici bir karar almış iktidarın, işte MHP AKP iktidarının işte siyasi sahiplerle partimize dönüp bu politikasına çanak tutmuş, bu politikasını yargı kararı diye işte kamuoyuna sunmuş. Dolayısıyla verilen bu kararın yani hukuk adına bir skandal olduğunu, anayasaya, yasalara aykırı bir karar olduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Şimdi, peki Anayasa Mahkemesi'nin kararını 8'e 7 oy vesaire çok konuşuldu bunlar. İşte Erdoğan'ın hukuksuz bir biçimde atadığı İrfan Fidan buna ilişkin olumlu oy verdi ama Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın ret oyu verdiği. Genelde biz davalarda görüyoruz bunu. Yarın öbür gün başlarına bir iş gelmesin diye ya biz karşı çıktık ama işte hukuk işlettik. Ama işte onların sayısı daha fazla geldi. Nedir orada alınan karar ve hangi oy oranlarıyla alındı? Şimdi şunu önce ifade edeyim. Biz yargılama, yani partimiz aleyhine açılmış olan kapatma davasıyla ilgili yargılama devam ederken zaman zaman bir takım taleplerde bulunmuştuk. Bir takım itirazlarımızı sunmuştuk. Bu itirazlarımızdan biri de Anayasa Mahkemesi'ne atanan işte İrfan Fidan dahil bir üyenin daha yani bu kapatma davasında bağımsız, tarafsız hareket edemeyeceğini, dolayısıyla bu üyelerin çekilmesi veya çekilmemeleri durumunda bu üyeleri reddettiğimizi, reddi hakim talebinde bulunduğumuzu dilekçelerimizle ifade etmiştik. Fakat Anayasa Mahkemesi bu taleplerimizi reddetmişti. İrfan Fidan'ı ben hani şu açıdan çok rahat bir şekilde yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sadece, bak sadece bu yönden bile bir ihlal kararı vereceğini düşünüyorum. Yani partimiz aleyhine açılmış olan davada delil olarak sunulan soruşturma koşuşturma dosyalarından 40 tanesini yürüten kişi İrfan Fidan. İrfan Fidan bizatihi kendisi veya başsavcı olduğu dönemde mahiyetindeki savcılar eliyle yürüttüğü dosyalar kapatma davasının delili olarak sunmuş olan dosyalar. Dolayısıyla biz şunu ifade etmiştik. Demiştik ki ya soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında bizatihi kendisini bizatihi rol alan, dava açan, yani hukuka aykırı soruşturma yürüten bir kişinin Anayasa Mahkemesi üyesi olarak kendi yürüttüğü dosyalarda bağımsız karar vermesinin mümkün olmadığını ifade etmiştik. Dolayısıyla dünkü kararda da gördüğünüz üzere yani İrfan Fidan kuşkusuz partimizin hesaplarına bloke bırakılması konusunda karar veren kişilerden biri. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Aslında verilen karar, yani iki karar var. Bu kararlardan biri 8'e 7 işte oyla kabul eden bir karar. İkinci karar da 9'a 6 işte oy çokluğuyla verilen bir karar. Bu kararlardan ilki biraz evvel de ifade etmiştim. Yani biz Anayasa Mahkemesi karar vermeden önce yargıda Cumhuriyet Başsavcısının bu talebini sunmuşsa ek delillerini, somut gerekçelerini partimize gönderdikten sonra partimizin itirazlarını, savunmasını alıp buna göre bir karar vermesi gerektiğini biraz evvel de söylemiştim. Anayasa Mahkemesi bunu yapmalıydı. Nitekim dünkü oylamada da Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si bizim işaret ettiğimiz konuda muhalif kalmış. Yani şunu söylemiş.
Ya Yerkel Cumhuriyet Başsavcısı talepte bulmuş. Bu talebi öncelikle davalı partiye göndermemiz gerekiyor. Davalı partinin savunmasını aldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi gerekiyor demiş. Anayasa Mahkemesi üyelerinden 8'i bizim partimizin savunması alınmadan bu kararın verilebileceğini söylemiş. 7'si ise davalı olan partimizin savunması alındıktan sonra karar ve yani Anayasa Mahkemesi'nce bir kararın verilmesi gerektiğini belirterek muhalefet etmiş. İlk karar bu. İkinci karar ise partimizin hesaplarına bloke, geçici bloke bırakılması konusunda yapılan oylamada ise 9 AYM üyesi partimizin hesaplarına bloke bırakılmasının hukuka uygun olduğunu düşünmüş. 6 üye ise partimizin hesaplarına bloke bırakılması kararının hukuka, anayasaya aykırı olduğunu belirtmek suretiyle muhalefet şerri koymuşlar. Dolayısıyla aslında ortada iki ayrı karar var. Yani bu bir tartışma vardı. Anayasaya zaten aykırı, yani konuşmanızın başından beri anlatıyorsunuz ama çok özür dileyerek soruyorum. Çoğunlukla alınması gereken bir karar, anayasa maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarını olumlu çoğunlukla almak zorunda diye bir şeyden bahsediyordu Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili. Buna aykırılık nereden geliyor? Şimdi buna ilişkin kamuoyunda hani çok sayıda işte hukukçu tarafından bu kararın, almış olan iki kararın da yasaya, anayasaya aykırı olduğunu ifade etmişlerdi, paylaşmışlardı. Biz başından beri hani bunu ifade ediyoruz. Biz dün de yani partimiz sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da bunu izah etmiştik. Şimdi mesele şu, aslında Anayasa Mahkemesi'nin dün itibariyle vermiş olduğu karar aslında nihai karar niteliğindedir. Yani geçici değil, nihai. Nihai bir karar niteliğinde bir karardır. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi önünde bir kapatma davası var ise en nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin vereceği 3 karar var. Bu kararlardan biri kapatma talebinin reddi kararıdır. İkinci karar kapatma talebinin kabulü kararıdır. Üçüncü karar ise yani işte yani fiillerin ağırlığına göre, yani işte delillerin ağırlığına göre, yoğunluğuna göre kapatmanın ağır bir tedbir, ağır bir karar olacağı düşünüldüğünde kapatma yerine hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararının da verilebileceği belirtiliyor. Yani üçüncü şıkta bu. Dolayısıyla bu üç karar dışında Anayasa Mahkemesi herhangi bir karar veremez. Dolayısıyla nihai olarak... Yok, verebiliyor gördüğünüz gibi. Yani dördüncü şıkta siyasetin yargıya talimatları ve o talimatın Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanması. Maalesef öyle işte. Dün verilen karar aslında niteliği itibariyle nihai bir kararla verilebilecek bir karardır. Yasada, anayasada kapatma davası devam ederken hesaplara bloke bırakılması konusunda bir tedbire dair herhangi bir düzenleme yok. Hı hı. Dolayısıyla eğer işte yapılacak yargılama neticesinde nihai kararla birlikte verilecek bir kararı adına geçici diyerek işte hiç kimse bize bunu hukuk olarak sunamaz. Bize bunu ara karar olarak sunamaz. Anayasa Mahkemesi adına geçici tedbir demek suretiyle bunun aslında Anayasa Mahkemesi'nin nihai karar olmadığını ortaya koymaya çalışıyor. Ama ne yasada ne anayasada böyle bir düzenleme yok. Verilmiş olan karar ancak Anayasa Mahkemesi'nce nihai olarak verilecek karar niteliğindedir. Dolayısıyla nihai olarak verilecek kararların da parti kapatmaları, bir partinin kapatılmasından tutun hesaplarına hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararının kesinlikle anayasada belirtildiği üzere
toplantıya katılanlar 2/3 oy çokluğuyla karar verilmesi gerektiği düzenlenmiş. Dolayısıyla evet, siz yani Anayasa Mahkemesi hem partimize dönük aslında nihai karar niteliğinde bir karar veriyor. veriyor ama bunu da sal çoğunlukla veriyor. 8'e 7 ve 9'a 6 ile veriyor. İki karar da anayasaya, yasaya aykırı bir karardır. Dolayısıyla yani 2/3 oy çokluğuyla verilmesi gereken bir karar sal çoğunlukla verilmiş. Bu yönüyle de Anayasa Mahkemesi yani kendi kuruluş kanununa, varlık gerekçesine aykırı hareket ederek bir karar vermiş. Tabii biz bu kararın, hani bu hukuka aykırı kararın hangi sahiplerle işte verildiğini çok iyi biliyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu hatayı yapmasının altında yatan nedeni siyasi telkinler, siyasi baskılar sonucunda verilen karar olmasından dolayı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani işte sırf işte verilen talimatları yerine getirmek adına işte hukuku ayaklar altına alan, kendi kuruluş yasasına aykırı hareket eden, anayasaya aykırı hareket eden bir Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla verilen bu kararın yani kamuoyunda da dediğim gibi çok sayıda işte yani hukukçu, önde gelen hukukçular tarafından da böyle bir usulün olmadığı, tedbir kararının, bakın Anayasa yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tedbir kararını dahi istemesinin hukuka uygun olmadığını, böyle bir talepte bulunsa dahi Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili bir karar vermemesi gerektiğini biz de çok sayıda hukukçu da ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi sonuç itibariyle bu kararı siyasi sahiplerle vermiştir. Vermiş olduğu bu karar anayasa ve yasalara aykırı bir karardır. Kendisi kapatılmasın diye HDP'ye karşı her türlü hukuksuzluğu göze almış Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu açılan kapatma davası, evet, muhtemelen, yani tabii ki biz bilemiyoruz, siz hukukçusunuz, eminim siz de bilemiyorsunuzdur. HDP'ye kapatılma davası içinde bir işaret fişeği niteliği taşıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki ben kanuna, kurala uyamıyorum, siyasi talimatlarla hareket ediyorum. Dolayısıyla hani dışarıdan bakılınca HDP'nin de kapatılacağı gibi bir intiba oluşuyor. Bekliyor musunuz HDP'nin seçimlerin öncesinde kapatılmasını ve bu kararın Türkiye'ye maliyeti ne olur size göre? Sonuçları neler olur? Ya biz yani 3 gün önce dilekçeyi sunduğumuzda da Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu talebini kabul etmesi durumunda İsas-ı Rey'de bulunacağı telkesine işaret etmiştik. Demiştik ki yani nihai kararla verebileceğiniz bir kararı, nihai kararla ancak partimizin hesaplarına bloke bırakılması veya hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararını ancak nihai kararla verebilirsiniz. Bunu eğer karar vermeden, nihai kararı vermeden savcının talebi üzerine bu aşamada verirseniz bağımsızlığınıza, tarafsızlığınıza halel gelir. İhsas-ı rey'de bulunmuş olursunuz. Kapatma davasına ilişkin görüşünüzü ortaya koymuş olursunuz. Renginizi ortaya koymuş olursunuz. Dolayısıyla bunun tehlikeli olduğunu, bunu hukuk açısından tehlikeli olduğunu, anayasa aykırı olduğunu o zaman da ifade etmiştik. Maalesef Anayasa Mahkemesi'nin dün itibariyle vermiş olduğu karar, belirttiğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin nihai olarak vereceği kararla ilgili görüşünü ortaya koymuştur. İhsas-ı rey'de bulunmuştur. Dolayısıyla biz bu konuda yani kaygılarımızı da ifade ettik. Partimizin kapatılacağı konusunda güçlü bir kanaatin kamuoyunda oluştuğunu söyleyebilirim. Ama biz halen yani umudumuzu koruduğumuzu yani söyleyebilirim. En nihayetinde evet, verilmiş olan siyasi sahiplerle verilmiş olan bir karar var. Ama halen Anayasa Mahkemesi'nin belki Türkiye'de
Yani yargı sistemi içerisinde halen işte bazen işte özgürlükçü karar verebilecek tek yargı yani mekanizması içerisinde tek kurumun Anayasa Mahkemesi olduğunu yani ifade ediyoruz ve Anayasa Mahkemesi'nin de yani partimize dönük kapatma kararını vermeyeceğini umuyor, diliyoruz. Eğer böyle bir karar verirse, yani dün itibariyle vermiş olan kararın niteliği de bu gerçi ama evet, seçim öncesi böyle bir karar verirse kuşkusuz yani yargının siyasete yönelik bir darbesi olarak addedilecek bir karar olacaktır. Bu karar kuşkusuz biz bu kararın seçim sonrasına bırakılması gerektiğini daha önce de ifade ettik. Yine ifade ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne de buna ilişkin talepte de bulunacağız. Yani seçim satına girmiş olduğumuz bu dönemde en nihayetinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek bir karar seçime müdahale anlamına gelecektir. Dolayısıyla partimizin siyasi faaliyetlerini yürütmesine engel olabilecek, seçim kampanyaları yürütmesine engel olabilecek, eşit, adil, özgür bir ortamda seçimlerin yapılmasına engel olabilecek bir karardan Anayasa Mahkemesi'nin vazgeçmesi gerekiyor, feragat etmesi gerekiyor, seçim sonrasına bırakması gerekiyor. Böyle bir kararın verilmesi kuşkusuz sadece HDP'yi değil, yani Kürt halkını değil, Türkiye siyasetini, demokratik siyasetini etkileyecek bir karar olduğunu ifade edebilirim. Hele de HDP'nin kilit parti konumunda olduğu, ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın herhangi bir biçimde sayılarının yetersiz olduğu ve HDP'nin seçmeninin vereceği oyla siyasete yön verileceği konuşulurken bu karar da çok manidar olur, değil mi? Ya kuşkusuz, yani zaten yani partimize dönük bütün işte kararlar yani bir politikanın akabinde veya bir politikanın yaşama geçirilmesi için alınan kararlardır. Yani partimize dönük işte bloke kararı verildikten hemen sonra Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar, işte seçimin işte yani işte Haziran'dan önceye alınmasına ilişkin. Bütün bunlar, bakın, bir yandan iki boyutu var bu kararların. Yani Anayasa Mahkemesi'nin işte AKP-MHP iktidarının vermiş olduğu işte kararların iki boyutu var. Biri, daha önce de ifade ettim, yani HDP'nin, Kürt halkının siyasal yaşamdan tasfiyesini amaçlayan karar. Diğer boyutu ise seçime yönelik bir müdahale. Yani dün verilen karar seçime yönelik bir müdahaledir. Bir boyutuyla seçimde HDP'nin kilit, anahtar rolünü boşa çıkaracak. Bu misyonunu, bu yanını ortadan kaldıracak. HDP'yi seçime işte sokmayacak. Seçimin kaderini belirleyici pozisyonunu işte yok edecek bir girişimdir sonuçta. Böyle bir girişimin peşindeler. Ama yani sonuç itibariyle 7 Kürt Partisi'nin yani daha önce kapatıldığını, partimize dönük bu kapatma kararının da işte bizi seçime girmekten koyamayacağını, mücadelemizden bir adım bile geri koyamayacağını, seçime de aktif bir şekilde katılacağımızı, seçimde belirleyici rolümüzü koruyacağımızı bir daha ifade edeyim. Yani en nihayetinde Anayasa Mahkemesi paraya bloke, yani HDP'nin hazineden gelecek yardımına bloke koymuş olabilir. Ama mücadelemize bloke koyamayacaktır. HDP seçmeni. Bence sonunda kendileri bloke olacaklar. Çünkü bu kararlar hep ters tepti. AKP-MHP bloke olup HDP karşısında büyük hezimete uğrayacaklar gibi görünüyor. Son olarak sormak isterim ama çok özür dileyerek soruyorum. Bir hukukçu kimliğiniz var. Bundan dolayı özür diliyorum. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Bu hukuki olmayan karara karşı hukuki olarak neler yapabileceksiniz?
önünüzdeki süreç nedir şu anda? Şimdi Anayasa Mahkemesi bize dün itibariyle kararı tebliğ etmiş oldu. Bu karara göre bir ay içerisinde, yani 30 gün içerisinde mahkemece verilmiş olan bu karara karşı varsa itirazlarımızı ve savunmamızı yapmak üzere süre vermiş olduğu 30 günlük bir süre. Sayın Serhat Eren'le konuşuyoruz. HDP'nin eş genel başkan yardımcısı. Evet, buyurun devam edin. Biz 30 günlük süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hukuka aykırı bu karara karşı itirazlarımızı sunacağız. Savunmamızı yapacağız. Anayasa Mahkemesi biz itirazımızı yaptıktan sonra geçici olarak koymuş olduğu bu bloke kararını yeniden değerlendirecek. Bizim yapmış olduğumuz itirazlar akabinde kararın işte hukuka uygun olup olmadığını yeniden gözden geçirecek, yeni bir karar tesis edecek. Bu arada tabii bu kararı tesis ederken aynı zamanda 10 Ocak'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına sözlü mütalasını sunmak üzere süre vermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 10 Ocak'ta sözlü mütalasını sunacak. Akabinde partimize de süre, yani partimizi de davet edecek sözlü savunmasını yapmak üzere. Tabii yani bu son gelişmeden sonra partimize bu süreyi 30 günlük sürenin bitiminden sonra vermesi gerekiyor. Böyle düşünüyoruz. İşte bu bloke kararına karşı itirazlarımızı yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi yeni bir değerlendirme yapacak. Hı hı. Bu değerlendirmenin akabinde sözlü savunmamızı yapacağız. En nihayetinde Anayasa Mahkemesi sözlü savunmamızı aldıktan sonra da dosyayı raportöre gönderecek. Raportör raporunu hazırladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Anayasa Mahkemesi başkanı bu raporu üyelere dağıtacak ve aynı zamanda bir gün belirleyecek. Bugün de partimizle ilgili açılmış olan davada nihai kararını verecek. Bir şey diyeceğim, bu saydığınız işlemler böyle hani Anayasa Mahkemesi'nin üzerindeki iş yükü çok fazla diye Zühtü Arslan her konuşmasında anlatıyor. Bu iş yükünün içinde bu kadar saydığınız işlem, hani seçimlerinde Nisan, Mayıs, hadi diyelim ki Haziran'da olsun, o mümkün değil ama o zamana yetişmesini bekliyor musunuz gerçekten? Yani tüm bu süreç böyle ilerleyecek 15-20 gün, bir ay içinde mi sonuçlandıracaklar? Bunu bile yaparlar mı? Ya şöyle, yani tahmini olarak yani Şubat'ın ortalarına kadar bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Yani yetişmesi zaten mümkün gibi görünmüyor. Dolayısıyla seçimden önce bir karar vereceklerini düşünüyoruz. Yani aslında yani AKP-MHP iktidarının yapmak istediği de tamamen Anayasa Mahkemesi'ndeki bu yargı sürecini seçime kadar işte uzatmak, bu belirsiz, yani bizim işte bizi de belirsiz bir sürece kadar yani bizi de oraya taşımak, sürüklemek gibi bir çabası var. Yani bir çok seçim öncesine kadar bir gri alana bizi sürüklemek gibi bir çabası var. Hem Anayasa Mahkemesi'nin hem AKP'nin. Biz de buna göre kuşkusuz yani işte politikamızı, çalışmalarımızı, seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Yani seçeneksiz olmadığımızı, bizi çekmek istedikleri belirsiz alana yani çekilmeyeceğimizi, hazırlıklarımızı da evet yani seçime dönük de kapatmaya ilişkinde hazırlıklarımızın uzun süredir olduğunu, bu hazırlıklarımızın aslında bitini de söyleyebilirim. Yani hiç kimse bizi seçeneksiz bırakamaz. Bu halk öyle hani parti kapatmayla seçeneksiz kalmamış, bundan sonra da kalmayacak. Dolayısıyla dediğim gibi yani işte bloka verilebilir, kapatılabilir ama bir halkın mücadelesi kapatılamaz, özgürlük talebi kapatılamaz, düşüncesine bloka bırakılamaz, mücadelesine bloka bırakılamaz. Bu halk her halükarda bu seçime katılacak.
bu seçimde tercihini koyacak ve yani Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir yani süreci de bu halk, bu sürece de bu halk damgasını vuracak. Evet. Ve sandığa aslında bizi yani tırnak içerisinde parayla işte terbiye etmeye çalışan zihniyeti sandıkta mühürleyecek, öyle söyleyeyim. Yani bloke edecek, o sandıktan çıkamayacak hale getirecek. Bunu da son olarak ifade etmiş olayım. Sayın Serhat Erhan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren'di. Anayasa Mahkemesi dün bir karar verdi. HDP'ye hazine yardımının geçici olarak bloke edilmesini istedi. Ama geçici olan bu kararın aslında nihai olduğuna dikkat çekti Sayın Eren. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı salt çoğunlukla aldığını ve 3-2 çoğunlukla almadığına dikkat çekti. Süreçteki hukuksuzlukları anlattı. Ancak zaten HDP üzerinde ya da ondan önceki diğer partiler, Kürt partiler üzerindeki baskılar çok malumdu. Hepsi kapatıldı, yargıyla terbiye edilmeye çalışıldı. Üzerlerinde çeşitli baskılar vardı. Ölenler oldu, hapse atılanlar oldu. Bu partiler de kapatıldı. Ancak her seferinde diğer kurulan parti hep büyüyerek geldi siyaset meydanına. Demokratik siyasette ısrar etti. HDP'nin durumu da şu anda budur. Özellikle yaklaşan seçimlerle ilgili kilit parti olma rolünün oynanmaması isteniyor iktidar tarafından. AKP-MHP iktidarı bu nedenle Anayasa Mahkemesi dahil tüm yargıyı talimatla ilerletiyor. İşte Anayasa Mahkemesi de talimatlı yargılarından birine imza attı. Hesaplarına geçici olarak bloke koydu. Hazine yardımının geleceği işte 10 Ocağı kadar bu işlemi yapmak istediler ve yaptılar da. Bugüne dek siyasi olarak başa çıkamadıkları, mücadele edemedikleri, her seferinde büyüyerek karşılarına çıkan HDP ile HDP'yi parayla terbiye etmeye çalışıyorlar bu defada. Bunun da işe yaramayacağını söylüyor HDP'liler. Ama bir diğer noktada muhalefetin durumu. Şimdi altılı masa dün saatlerce toplandı, saatlerce çeşitli konularda açıklama yaptı. Ama meclisin en büyük partilerinden biri olan, ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP'ye yönelik bu anayasal haksızlığa karşı tek kelime edilmedi. Tıpkı 2016'da anayasaya aykırı evet dendiği gibi, tıpkı atanan kayyumlara ses çıkarılmadığı gibi, bu defa da anayasaya aykırı bu Anayasa Mahkemesi kararına ses çıkarılmadı. Ama her seferinde iktidar bu baskı süreçlerini önce HDP üzerinde denedi, daha sonra da diğer muhalif partilere uyguladı. İşte bundan sonra dileriz ki diğer muhalif partilerin önündeki süreç kapatılmakla yüz yüze olmaz. Dolayısıyla haksızlığa, hukuksuzluğa, anayasaya aykırı, yasalara aykırı talimatla hareket eden bu yargıya karşı hep beraber mücadele etmekten başka çözüm yok. HDP'de bizim çözümümüz var. Biz yol haritamızı belirledik. Seçimlerde kilit parti rolümüzü oynayacağız. Bizi bu baskıları yapanları o sandığa gömeceğiz diyor. İyi akşamlar.